bizim bu arada çok sıkıntılarımız var Sayın Başkanım, esnafımız, sanatkarımız. Senin yönetim kurulunda gerçi hep esnaf, sanatkar var. Elektrikle ilgili olsun, pahalılıkla ilgili olsun. Tabii biz sivil toplum örgütüyüz, her türlü konuşabiliriz. Siyasi olarak algılamayın. Şu an bölgenin milletvekilleri bizim dertlerimizle ilgili hiç mecliste gündem yapmıyorlar. Her akşam akaryakıtta 1 lira, 2 lira, 1 lira, 2 lira zamlar furyası gidiyor. Gerçekten şu an sanayi bomboş. Neden boş? Daha yakın zamana kadar akaryakıt 8-9 iken bir anda 20 liraya kadar ulaştı. Zaten biz yorgun geldik pandemiden dolayı. Pandemiye girerken bir de ona elektrik zammı uygulandı. O ara yükseklerde kar yağdı, yollar kapandı. Şimdi akaryakıt derken böyle bir esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz gerçekten zor bir günden geçiyorlar. Kredi kullanmış olsa faiz oranları çok yüksek. Böyle bir durumdan seyredip gidiyoruz. Yani şimdi, evet. Sizler de iktidarın en yakın mensuplarısınız. Sizlerden ricam, benim odama kayıtlı 1175 tane esnaf ve sanatkar var. İnanıyorum ki bunun 1175 tanesi de şu an zor durumda. Mesela beraber ziyarete geldiğiniz bu odanın da hem üyesi hem de yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin kardeşimize sormak lazım. Yani onun ne durumda diye. Bu kadar zor bir durumdan geçiyoruz. Bunlar da sizler, meclise en yakın ulaşacak kişiler sizlersiniz. İktidara en yakın sizsiniz Sayın Başkanım. Ali abi şimdi sıkıntı var. Biz siz de işte görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Sürekli sahadayız esnaf kardeşlerimizi. Evet. Yani her hafta bir defa, iki defa, işte gerekirse üç defa program yapmak suretiyle geziyoruz. Sağdaydı yani sürekli. Ben de dün Ankara'daydım. Bizim genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu beyefendiyle yine dün bir araya geldik biz. Tabii bu sıkıntıları konuşuyoruz. O da bizim ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız. Bu sıkıntıları konuşuyoruz. Onunla da tabii hükümetle, tabii önce şunu söyleyeyim. Şimdi bize hep iktidar ortağısınız, iktidar ortağısınız diyorlar ya. Şimdi liderimizin bir şeyi var, sözü var. Biz iktidar ortağı değiliz, hükümete destek veriyoruz. Ben özür diliyorum, iktidara en yakın kişi olarak. Yani ben şimdi basında burada, en azından kamuoyunda bunu böyle bilsin, hep bize iktidarsınız diyorlar. Evet. Çünkü liderimiz biz iktidar değiliz diyor, iktidar ortağı da değiliz. Biz sadece hükümete bu noktada destek veriyoruz. Şimdi İsmail abinin de söylediği şu, onlar da hükümetle diyalog içerisindeler, istişare içerisindeler. Şimdi tabii elektrik faturaları, doğalgaz faturaları evet yüksek. Yani bizim de evimiz aynı şekilde, sizin de eviniz aynı şekilde. İşte doğalgaz hakeza o şekilde. Bununla alakalı hükümetin yapmış olduğu çalışmalardan bizlere bahsetti. Biz de burada esnaf kardeşlerimize dilimizin döndüğü kadar partinin politikalarını anlatacağız, anlatıyoruz. Yani burada mesela 2021 yılında sadece 80 milyar TL elektrikte faturaya yansıyan bir devletimizin yardımı oldu. 65 milyar TL yine hakeza doğalgazla yardımlar oldu. 20 milyar TL elektrikte. Bu yardım noktasındaki tabii sosyal devlet olması gereği yardım noktasındaki çalışmaların 2022 ve devamlı yıllarında da artarak devam edeceğini söylüyor. Fakat işte bizim sıkıntımız şu, enerji maliyetlerinin yükselmesi küresel bir sıkıntı haline geldi artık. Yani biliyorsun Rusya doğalgazın Avrupa'ya tedarikçisi ciddi anlamda. Şimdi petrolün, bu savaştan kaynaklı petrolün varil fiyatı 20 dolara kadar ulaşmış durumda. Yani bunlar dünya çapında bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Doğal olarak diğer ülkeler gibi biz de etkilenmiş oluyoruz. Tabii burada devletimiz elinden geldiği kadar yardım yapıyor, yapmaya çalışıyor. İşte onun çalışmalarını bize anlattılar. Yine faturalara yansıma noktasında bir takım çalışmaların da hükümetin olduğunu, işte ilerleyen zamanda süreçlere göreceğiz. Tabii bunlar vatandaşımıza yeterli oluyor mu? İşte bu konu üzerine biraz konuşmak lazım. Evet. Biz dilimizin döndüğü kadar burada esnaf kardeşlerimizin sıkıntılarını şeyde anlattık. Yani genel merkezde anlattık. Zaten bizim yaptığımız gezilerin amacı bu, ziyaretlerin amacı zaten bu. Biz sadece ziyaretini bırakmıyoruz. Ben öyle oluyor ki birkaç dosyayla gittiğim oluyor. İsmail abi genel merkezde birkaç dosyayla gittiğim oluyor. Mesela bir ara hal esnafını getirmiştik. Onlar bayağı bir komisyonculardan dert yanmışlardı bize. Dün onunla alakalı da görüştük. Bir dosya götürdüm. Onu meclise taşıyacağını söyledi.
Hani bu elektrik faturaları, doğalgaz faturaları zaten meclisin gündeminde olan bir konu. İnşallah devletimiz yine çalışma yapıyor, yapacaktır yani. Hep beraber, birlik olarak, beraber olarak yani bu sıkıntılı günlerin altından biz Türk milleti olarak kalkacağız. Seçimle ilgili falan bazı konular gelmişti. Bunlar da biraz bundan sonra öne alıyorlar bunu. Konular da çok önemli. Evet, hayırlısı olsun. İnşallah. Kaç yıl oldu İsmet amca? Evet. Yani 35 sene dolacak bu şey olunca, 35 sene yani. 80 kaçta başkanım? 85 mi 4 mü? 87. 80... Yok 86, 87 mi ne o yıllarda oldu. O zamanlar da zaten şöyle, 2 yılda bir oluyordu. Önceden daha yılda bir oluyordu. Daha sonra işte yıla döndü, i̇şte yılda... hatırlıyorum, ben o zaman yılda bir cezanı oldu. Yeni göre başlamıştım, cezavi şeydeydi. Daha başkaydı mesela, en azından bu kardeşimiz de babasıyla falan iyi bir dostluğumuz vardı. Rahmetli. Çok iyi bir dostluğumuz vardı. Çok iyi de bir insandı ya. Olamaz bu kadar böyle düzgün, böyle insan girişimciliği, insan üzerindeki sevgisi. Ben fazla göremiyorum yani. Açık konuşayım şimdi. Oğlu var diye konuşmuyorum. Yani bu bambaşka bir insandı. Bu da Allah vergisi. Herkes de olmuyor bu. İnsan aşinası herkes de olmuyor. O bakımdan bilmiyorum. Bizim zamanımız tabii güzel bir günlerimizdi geçti ama ne yapalım? Geride kaldı. Hepsi bitti. Tükendi. Sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir sıkıntı değil diyor. Dünyada var bu sıkıntı diyor. Tabii. Ama diyor işte devletler ne kadar az etkilenirse, bu etkilenmeyi ne kadar minimize ederlerse devlet yardımlarıyla, destekleriyle destek. O kadar iyi. Şimdi ben şeyde de anlattım, madeni eşyalarda da anlattım. Şimdi 2021 yılında sadece 80 milyar TL doğalgaza devletin desteği oldu. 65 milyar TL akaryakıtta, 20 milyar TL de şeyde elektrikte bir desteği oldu evet, devletin. Yakıttan, ama evet. Şimdi yine bunun çalışmaları yine devam ediyor. Bu yardımlar diyor artacak diyor. Belki faturalar böyle kalmayacaktı. Yüksek buluyoruz ama belki daha yüksek olacaktı. Bu noktada yani devletin yardımları var. Devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Biz burada bunlardan sıkıntılıyız. Yerelde bunları gündeme getiriyoruz ama onların da asıl gündem maddesi bunlar zaten. Tabii ki her zaman onları takip ediyorlar. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani çalışıyorlar. Ama biz esnaftan yana olsunlar istiyorum ya. Bizim küçük esnaflarımız çok... Öyle öyle yani ama felaket işte... Felaket durum var. Alışveriş yok, bilinmiyor, bir destek. Biz de bekliyoruz. Yani. Tabii. Hatta yazımızı yazdık bile şimdi genel başkanlığımızdan, şeyden ordu büyük başkanımızdan. Yani bakalım ne çıkacak. Şey bakayım falan dükkan falan bu işin içinde. Ya genelde arkadaş hep esnaflar sokağa çıkamıyorsun ya. Dün ben bir tarihat aldım. Ya başkanım işte şöyle olduk, böyle olduk. İşte paramız yok. Elektrik ödeyeyim. Elektrik 300 lira öderken 900 bin lira geldi. Yani. Ya bir ne bu atarı berber kuaför ya. Başka bir şey yok. 900 bin lira para sadece. Adamın en azından 2 bin lira da şeyi vardır. Kira vardır. En tabii. Askeriyesi 2000-3000'dür. Yani gideri en azından 5-6 bin lira. 7 bin lira 10 bin lira işi de varsa çalıştırırsa. Sigortası pahalandı. Yani gerçekten bu şirketler bizi eritiyor yani. Batırıyor şirketler bizi. Bizim küçük esnafımız alışveriş yapar mı ki? Büyük firmalar evvelden yok dünyamızda. Ya bir de bizi firmalar geldi buralara. Sıkıntı da şu. Mesela hale gittik ya geçen. İşte onların da sıkıntısı o. Evet. Yani elektrik dağıtım noktasındaki sıkıntı da bu. Çok arada çok aracı var. Çok var. Çok aracı var arada. Onları bir aradan çıkartacaklar yani. Tabii ki. Çok aracı var. Adam Mersin'den sebzeyi buraya getirene kadar 10 tane el değiştiriyor. Sebze. Tabii. Bir de bu yani, aracılar var. Aracılar sattırmıyorlarmış. Tarladaki şeye toprak sahibine sattırmıyor. Tabii bak geçen liderimiz yine açıklama yaptı ya. Elektrik denetim şirketlerinin kontrolünün de TEDAŞ'a verilmesi lazım artık. TEDAŞ denetleyecek kardeşim. Faturalarını, yayılma ağını hepsini TEDAŞ denetleyecek. Geçen devlet benim öyle bir açıklaması oldu. İnşallah öyle bir şekilde olur. İnşallah. Geri dönse var ya ne güzel olur. Biliyorum. Tabii geri dönmesi lazım. Aracı firmalar parayı içeri devlet desin abi. 2 tane, 10 tane, 100 tane eleman çalışsın en azından ya. Doğru mu? Yani bizim genel merkezimizin bu noktada çalışması var. Onu demek istiyorum yani. Ya biz bak, bu konuda küçük esnafın şeyi kalksın diye uğraştık. Yani. Vallahi vergisi kalksın dedik. Yani. Vergi olmasın ya. Ne olacak vergi? Ya bunun vergisinden ne olacak yani? Zaten ödüyor aldığım malda KDV'sini ödüyor zaten. Küçük esnafın çok şükür o kalktı. Şimdi başında sıkıntısı olan kiralar, bu elektrikler, faturalardan boynunu alamıyor, boynunu bükemiyor yani. Başka bir türlü boynu doğru mu? Abi bu elektrik bilmem faturası şeyi unutturdu. Unutturdu ha. Vallahi unutturdu, ben sana söyleyeyim. Yani siz... Yanımdaki kuaför 2,5 milyar kira veriyor. 1800 lira elektrik yapmış. 1,5 lira kira veriyorum. 2600 lira elektrik. Sen işte herkesin yani, derdi. Doğalgaz öyle. 1600.
Ya işte düzenleme yapılıyor işte hani 150 kilovattı, onu bir 210 kilovata çıkarttı. Şimdi 250 kilovata çıkarttı. Onların ilk diliminde %25'lik bir indirim yaptı devlet. İşte yani 360 lira gelen bir fatura, işte 290-300 o civarlarda falan gelecek. Ama dediğim gibi yani bak bunun ucunda savaş var. Rusya. Ekip aynı, yönetim aynı değil mi? Aynı aşağı yukarı. Şeyimiz var, bizim Pazarcılar Dernek Başkanımız vardı. Ali mi? Ali. He. Ali Türk'ü aldık yönetimine. İşte genç. Denetimden birkaç arkadaşımızı yukarıya çıkarttık. Yani şimdi çalışan kadro devamlı çalıştıktan sonra, herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra çalışanı da yeniden etmenin gereği yok. Yani, arkadaşlar zaten bu işte hepsi tecrübeli arkadaşlarımız bizim. Zaten Orhan kardeşimizle biz aşağı yukarı ben 91-92 senesinde oda kaydım var benim. Oda kaydı olduğu tarihten itibaren başkan vekili yapmıştım. Rahmetli Hasan abi vardı o zamanlar. Hasan Yılmaz. Daha sonraları Orhan kardeşimiz bizim kendisi de bir Mustafa'nın İstanbul'da çalışıyordu. Dünyaya gelince o kasaphanenin üst tarafında onun çok mükemmel bir lokantası vardı. Biz o lokanta vasıtasıyla tanıştık Orhan'dan. Daha evvel de Avrupa'ya gitmişti değil mi? Evet. Avrupa'ya gitmişti, Almanya'ya gitmişti. Aşağı yukarı 30 senelik bir Orhan'la bizim bir kardeşliğimiz, bir hukukumuz var. 2006 senesinde ben ilk başkan seçildiğimde Orhan Bey başkan vekilimizdi bizim. 2 sene ben başkanlık yaptıktan sonra Orhan Bey, Orhan başkanımız işte 2 sene de o yaptı. Ömrü vefa etmedi. Etseydi aynı vaziyette devam ederdik. Ama ölümün önüne de geçilmiyor. Yani, biz elinde gecinde her canlı ölümün gün geldiği zaman tadacak. Ne sevdiklerimizi kendi ellerimizle götürdük, toprağa verdik. Yani bir yıl Allah mekanlarını cennet etsin. Bir yıl içinde amcamı koronadan, bak teyzemi koronadan, anneannemi koronadan. Maalesef başkan, maalesef. Yani. Ben hanımın halasının cenazesine gittik. Bizim. Zaten artık tahminim benim bu gripin yerini aldı herhalde şimdi bu korona. Şeyde, normale döndü. Tabii normale döndü. Vaka yani, sayıları da çok vaka düştü. Vaka sayıları yani da ben akşam bakayım. 40 binin altına düşmüş. 30 binin yani altında filan herhalde. Vefa sayısı yani daha aşağıya düşmüş. Tahminim benim bu ileriki tarihlerde daha da gelirse Türkiye'nin kaybolmuş kara günleri esnaf adına, Türkiye adına, insanlar adına öyle tarif ediyoruz. Bunun üstüne üstlük bir de biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi iki kardeş devlet diyelim artık onlara biz ne diyebilirsek artık biz öyle tabir ediyoruz. Çünkü hepsi birbirinin sınır akrabası. Aynı bizim Ünye ile Fas'a gibi. Öyle öyle. Rusya ile Ukrayna'yı ben Ünye ile Fas'a olarak tabir ediyorum. Onlar her nasıl olduysa insanların da kendilerinin de hayret ettiği gibi Ukraynalılar da hayret etti. Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini hiç tahmin etmiyorlardı. Abi bu ta geçmişten gelen, ta Sovyetler Birliği döneminden gelen. Tabii bu dönemden. Şimdi NATO çekmiyordu. Genel müdürlerle görüştüm orada. En azından hani bu yağ stoğumuz nedir bilmem nedir hem tanıdıklarımız. Bir bilgi alayım da ben de geldiğimde görev bölgemde anlatayım vatandaşlara. Ya adam yemin billah diyor ya. Bizim diyor işte 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl yetecek diyor. Yağ stoğumuz var zaten. BİM, A101 ve ŞOK'un diyor genel müdürlüğüyle görüştüm. Adamlar 2 ayda, şu geçmiş 2 ayda öyle bir yağ sattık ki diyorlarmış. Ya 2 yıla satacağımız yağ. Bizim iki arkadaşlar var. Abi millet toplamış 3-4 ayda sattığımı ben bir günde öyle mi İbrahim? Yani bak 2 aylık, 3 aylık süreçte bütün bu büyük marketlerden ve yerel marketlerden bu yağı birileri toplamış. Bak birileri toplamış. Ve hemen sosyal medyada bir algı operasyonuyla ya bitti, tükendik, bitti. Benim nazarımda bu işi yapanlar birinci derecede vatan haini. Adam başkan, bunu anlatıyor ya. Ben yani bu birinci derecede yani, vatan haini. İnsanların adam bunu anlatıyor. Ya ne oldu? Bak diyorsun ha gittin var ya diyorsun. Yazık yani ya. Vallahi var ya başkan. Zaten hem fiyatı arttırdılar hem elindeki stoğu tükettiler ya. Var var. Tabii 5 litrelik yani. Diğerlerinden var zaten. Var mı? Onlar kaldı mı? Kaldırmadı. Aynen öyle. Şimdi Arnavut sen de bir şey de bahsettin. Yani insanları gördük.